Yeni bir kavim, yeni bir peygamberden bahsedelim. Hazreti Salih Aleyhisselam. Allah'ın helak emri verdiği At kavminin hayat dalları kurumuştu. Kafirlerden tek canlı kalmamıştı. Helakten kurtulan sadece müminlerdi. Şimdi yerleşecek yeni yer bulmak, yeni mekanlar, yeni topraklar edinmek üzere Arabistan'ın çeşitli bölgelerine dağılıyorlardı. Gözleriyle ufukları süzüyorlar, münbit araziler arıyorlar. Büyük ve korkunç felaket gitmiş, cihan günleri yeniden saadet sabahlarına dönmüştü. Bu helak edici, kavurucu, eritici rüzgardan sonra Hazreti Hud aleyhisselam ile birlikte o kurtulanlardan biri de Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ın neslinden gelen Semud'tu. İrfan nuruna sahip olan müminler Arabistan'ın çeşitli bölgelerine yerleşirlerken Semud da Medine ile Şam arasında Arap Yarımadası'nın o kuzey batısında bugünkü ismiyle Vadi-il Kura diye bilinen bölgenin Hicr mevkisinde karar kılıyor, oraya yerleşiyor. Artık cihan tarlasından başak toplamanın zamanı gelmişti. Cihanın bu köşesinde gittikçe çoğalan o Semud'un torunları evvela bir kabile, daha sonra da büyük bir kavim oluverdiler. Tabi Semud'un nesli uzayıp gidiyor, zürriyeti çoğaldıkça çoğalıyor ve nihayet büyük bir kavim meydana geldi. Rahmeti sonsuz olan Allah bu kavme At kavmi gibi bol bol ihsanlarda bulunmuştu, nice imkanlar vermişti. Az zaman sonra bağlar, bahçeler, bostanlar edindiler. Maddi imkanları arttıkça artıyor. Mavilik cenneti o sema, o gök, yağmurlarını arz toprağına bitkileriyle kucak açtırıyor. Bunca nimetin şükrünü eda edecekleri yerde bu kavim de isyan yoluna adım atmaya başlıyor. Bakın size şunu söyleyeyim. Dün de bahsetmiştim ya, zenginlik birçok kavme helak getirmiştir. Zenginlik birçok kavmin sonu olmuştur. Allah'ın belasına düçar kılmıştır. Zenginlikleriyle beraber yüce yaradanını unutuyor insan. Zenginlik, refah, varlık, maddi imkan, bunların da manevi gözlerini kör ediyor. Az zaman sonra insanlar arasında anarşi, fesat, bu gibi dolaplar artık dönmeye başlıyor. Tabii ki şeytan boş durur mu? Zehirli nefeslerini artık yüreklere üfürüp duruyordu. Kıyametin sonuna kadar da çalışacaktı. Semud kavmi 9 kabileden oluşuyor ve bu kabilelerin reisleri aralarında anlaşarak büyük güçlü bir çete kuruyorlar. Bu çetelerin etrafında da bir takım ipsiz sapsız adamlar halka oluyorlar. Artık kanlı ayaklar başlarda geziniyor. Kavmin içinde nice karışıklıklar, nice anarşiler çıkıp duruyor. Kan, kin, gönüllerde yılanlar gibi kıvrıla kıvrıla boy veriyor. Artık tevhid dini unutulmuştu. Hud aleyhisselamın getirmiş olduğu o din artık unutuldu. Semud kavmi nihayet delalet çamuruna saplanıyor. Semud kavmi içinde ağaçtan, taştan yapılan putlar vardı. Onlar da onlara tapıyordu. Her kavim neredeyse bu putlara tapma adetini şeytanın o zehirli nefesiyle öğreniyorlardı. Çünkü insanın özünde bir şeye tapmak vardır, bir şeye inanmak vardır. Onlar ise inancını her şeyi yaratan Rabbine değil de bir putlara gösteriyordu. İmandan nasibi almayınca her şey mübah sayılıyordu onlara. Artık şeytanın izi üzere o ateş deryalarına gürül gürül akıyordu oranın halkı. Kendilerini tamamıyla o zenginliğin, o refahın seline kaptırdılar. Kafalar dumanlı, gözler kanlı. O muhteşem konaklarda zevk ve sefa sürüyorlardı. Bu konaklar yaz mevsimi gelince düzlük ve ovalarda inşa edilir.
kış mevsiminde de dağlarda sert taşları yontarlarmış, yaptıkları o muhkem evleri meydana getirirlermiş. O mermerleri, sert kayaları öyle göz göz oyarlarmış ki tepelerin zirvesinde mekan tuttukları zaman öyle harikulade bir görsele sahip olurmuş ki onların oturdukları yerler. İşte bu kavme dedeleri Semud'a nispetle Semud kavmi denilmiştir. Bu ismi bilirsiniz, Semud kavmi. Kur'an-ı Kerim okuyan bilir çünkü ayet-i kerime vardır. Bir de Semud kavminin diğer adı Ad-ı Ula denilir. Hazreti Hud aleyhisselama mensup olduğu için Ad kavminin devamı ya da bazen de şöyle bir ifade de vardır. Ad-ı Sani, ikinci kavim diye de isimlendirilmiştir. Kuvvet ve medeniyetleri çok başkaydı bu kavmin. Medeniyetlerinin seviyesini gösteren en bariz vasıfları da Sarp dağları, o yüce yüce dağları yontarlarmış, evler yaparlarmış dağlara. Bu sebepledir ki onlar Kur'an-ı Kerim'de Ashabul Hicr diye zikredilir. Belki Trabzon'da Sümela Manastırı'nı görmüşsünüzdür. Buna benzer o yalçın kayalara evler yaparlarmış. Acayip sanatları varmış adamların. Kim öğretti? Yüce Rabbinin verdiği akılla yaptılar. Ama maalesef ki Mevla'nın verdiği nimetleri görmüyorlar. Aksine isyan ediyorlar. Cihan bahçesinde boy veren bu kavim boyundan büyük işler yapıyor. Sanatta, servette eşi ve menedi olmayan işler yapıyorlar. Ne var ki nimetin şükrünü eda etmeyi bilmiyorlardı. İş sadece bilmemekle de kalmıyor. Allah'a isyan bayrağını çekmişler. Zilletle putların eteğine tutunmuşlar. Hiçbir hakikati görmüyorlar. O kemikleşen ruhlarda o manevi bir zevk kalmamıştı. Sabah olup akşam güneş batana kadar hissizce bakıyorlardı etrafına. Bu kainatın bir sultanı olacağını düşünemiyorlardı. Düşündükleri sadece yiyip içmek, Hud aleyhisselamın kavmi gibi eğlenmekti. Tabi Semud kavmi içinde Ubey isminde muhterem bir zat yaşıyor. Ve onun nur yumağı gibi bir çocuğu dünyaya geldi. Adına Salih dediler. Dünya bahçesine bir top inci gibi düşen Hazreti Salih günden güne büyüyor. Günden güne herkesin sevgisini kazanıyor. Zaman ırmağı kainat üzerinde akıp gittikçe Salih'in de hayat ağacı dal dal budak budak salınıyor, gelişiyor. Herkese güzel geçiniyor, fakirlere yardım ediyor, zayıfları koruyor. Çünkü zengin bir babanın oğludur. Hastaların ziyaretine koşuyor. Onda hiç kimsede olmayan güzel bir ahlak var, tatlı bir yüz var, hoş bir sohbet var. Bir kerecik olsun putlara tapmamıştı. Putperest kavmi bu görülmedik faziletle, bu olgunluk karşısında hayretle dudağını ısırıyorlardı. Bu ne güzel çocuk böyle, biz böylesini görmedik, bunda bambaşka bir hal var, İleride bu çocuktan istifade ederiz diyorlardı. Acaba gerçekten istifade edecekler miydi? Genç Salih'in putlara tapmayışına bile bu sebeple müsamaha gösteriyorlardı. Onu koruyordu oranın halkı. Kimsenin ona zarar vermesine izin vermiyorlardı. Salih çok sevilen bir çocuktu. İsmi gibi Salih'ti, iyiydi. Yaşı ilerledikçe davranış ve hareketleri daha da ciddileşiyordu. Ahlakı sıfıra inmiş bir kavmin içinde pırlanta misali bir insanın bulunması herkesi mest ediyor. Şimdi bütün ümit iplerini onun hayat dalına uzatmışlardı. Ümit gecelerine hayırlı bir sabah ancak onun eliyle geçecekti. Kafir kavim böyle düşünüyordu ama ileride neler olacak? Olayları beraber göreceğiz. Hızlı bir özetle anlatmak gerekirse, artık Hazreti Salih, olgunluk, o kemal çağının merdivenlerine adım atmış. Semud kavmi de büsbütün daha da azmış, daha da yoldan çıkmış. Semud diyarı sanki böyle kan ırmağına dönmüş, ateş seli halinde, şirk, dalalet uykusuna akıyor. Bu akılsız gidiş daha ne kadar sürecekti?
Cihan günleri o ateş şimşekleri gibi yakıcıydı. Her gelen gün beraberinde bir felaket de getiriyor. Günler, haftalar, aylar geçiyor ama nihayet bir güzel gün geçmiyor. Ve Semud kavminin derisini ürperten bir gün geliyor, çatıyor. Hiç ummadıkları, hiç beklemedikleri bir anda Hazreti Salih'i karşılarında bir iman, bir heybetle buluveriyorlar. Çünkü artık o bir peygamberdi. Semud kavmini zilletten nura çıkaracak bir peygamberdi. Bütün gözler onun üzerine dikilmişti. Hazreti Salih Rabbi Kerim'inden aldığı emir gereği peygamberliğini kavmine ilan etmeye başlayacak. Başladı da tatlı, yumuşak, ahenk dolu bir sesle dedi ki, ey kavmim, ne olur Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. Sizi topraktan o yarattı. Sizi orada imar yapmaya, ömür sürmeye o memur etti. O halde ondan mağfiret isteyin. Tövbe edip ona yönelin. Muhakkak ki Rabbim müminlere rahmetiyle yakındır. Duaları kabul edendir. Semud kavmi böyle bir şey beklemiyordu. Böyle bir şey ümit bile etmemişlerdi. Onun hakkında güzel düşünüyorlardı. Ondan istifade edeceklerini umuyorlardı. Ama ne var ki böylesini beklemediler. Aslında Semud kavmi o pak elçiden çok istifade edecekti ama bu istifade hiç de onların zannı gibi maddi veya bir menfaat olmayacaktı. Belki o temiz yaratılışlı hak elçisinin sayesinde ebedi saadetin ufkuna varacaklardı. Tabii ki akıl edebilselerdi. Allah'ın o şerefli peygamberi Hazreti Salih, İman ve tevhid davasını o kadar hikmetle, o kadar incelikle dile getiriyordu ki bu hikmeti bile inkar ediyordu. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, ondan başkasına kullukta bulunmayın. Bu tapa geldiğiniz putlar ilah değildir. İbadete layık olan ancak Allah'tır. Bir kere düşünün ki, sizi topraktan Halik-i Azim yarattı. Yani sizin ilk atanız olan Hazreti Adem'i o vücuda getirdi. Toprak bedenine can verdi. Sizi de onun zürriyeti olarak varlık bahçesine gönderdi. Sizi birer nutfeden, o nutfeleri de binlerce sonuçta topraktan hasıl olan gıdalardan yarattı. Böyle bir yaratılış o Rabbi Kerim'inin birliğine muazzam bir delil değil midir dedi. Görmez misiniz? Ey kavmim, Allah sizi yeryüzünde ikamet ediciler kıldı. Sizi muammer oldukça, yani yaşadıkça burada oturasınız diye şu güzel sanatı size öğretti. Size nice bitkiler, sebzeler ikram etti. Hiç bakmaz mısınız dedi. Salih peygamberin kavmi bunlardan her birinin 300 seneden 1000 seneye kadar hayat sürdükleri söylenir. Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabında da bunu görüyoruz. Kendisi tabi 158 yaşında vefat ettiği yine rivayetler arasındadır. En doğrusunu Rabbim bilir. Çok çağırdı. Kavmini defalarca çağırmasına rağmen maalesef kimse ona itibar etmedi. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Kendilerine gönderilen, kendilerinin hayır ve saadetini murad etmekten, Allah'ın emrini tebliğden başka bir arzusu olmayan bir muhterem peygamberin sözündeki hikmeti inceli anlayamadılar. Titreyen dudaklarla dediler ki, ey Salih, sen bundan önce böyle bizi putlarımıza terk ile bir mabud ibadet için bir şeyler söylemezdin. Halbuki biz senden ümitliydik. Sen güvenilir bir zat idin. Biz senden çok istifade edeceğimizi zannederdik. Evvelce de zikrettiğimiz gibi Allah'ın şerefli kulu peygamberi Hazreti Salih herkesle iyi geçinir. Fakirlere, zayıflara, düşkünlere yardım eder. Hastaları ziyaret eder. O cahil, o sapık kavim bu kerim zatın haline baktığı zaman dediler ki, bu da bizim dinimize itiraz etmez, mülayim bir insandır. Aksine bize yardımda bulunacağını zannederlerdi. Bilmiyorlardı ki Allah'ın peygamberi onları tevhide, hidayete, nura, iman ve İslam'a davet etmek suretiyle haklarından en büyük bir iyiliği bulunuyordu aslında karşılarında. Öyleydi de o cahiller guruhu bunu
Bunu maalesef anlayamıyorlardı. Dediler ki, "Ey Salih, ey iyi yaratılışlı mübarek zat, şimdi babalarımızın taptığı şeylere ibadet etmekten, onlar gibi putlara tapınmaktan bizi vazgeçirmek mi istiyorsun? Biz bunu hiçbir an senden beklemezdik. Gönlümüze uzattığın o ümit iplerimiz bu sözlerinle artık kopuverdi. Artık biz kendisine davet ettiğin şeyden öyle yalnız bir mabuda ibadet edip putlara ibadeti terk edemeyiz. Senin bahsettiğin tek başına bir tanrıymış. Olur mu öyle? Bir tane tanrı mı olur?" dediler. "Nasıl olur da baba ve ecdadımızdan bize intikal etmiş olan şu adetlerimizi, şu puta tapınmayı terk edeceğiz de senin davetine icabet edeceğiz? Söyle," dedi, "biz bunu nasıl yapacağız?" "Hiç mantıklı değil," dediler. Semud kavmi putların o kara yüzüne baka baka gönüllerini de gecelere döndürmüşlerdi. Beyinlerine şeytan böyle sanki zehirli bir kıymık batırmıştı. Hazreti Salih'in de en çok ümit bağladıkları bir zattı ki o zatın böyle bir dava ile meydana atılması onların idraklerini söndürmüş döndürmüştü. Ona hemen teslim olmayacaklardı. Gerekirse işi zora dökeceklerdi. Ama ne var ki şimdi yumuşak davranıyordu halk ona. Gün geçti, zaman ırmağı hikmet çağıltılarıyla o Semud kavmi üzerinden akıp gitti. Fakat aklını başına toplayan olmayınca Hazreti Salih davasında bir nefes durmayarak daha da ileriye götürdü. Anlayamadılar Hazreti Salih'in meselesini. Anlamak istemediler. İş yavaşça elektriklenmeye başladı. Bir sebep arıyorlardı. Bir sebep arıyorlardı ki onu bu dünyadan sürüp götürsünler. Önce dediler ki, "Salih'in maksadı bizi kandırıp elimizdeki servete konmaktır. Gözleri açıldı bu insanın," dediler. Kavminin bazıları itiraz etti. Dedi ki, "Olur mu?" dedi. "Salih'in bizim malımıza ihtiyacı yok ki. Zaten kendi malı bizimkinden çoktur. Zaten zengin bir insandır. Olsa olsa," dedi, "herhalde başımıza reis olmak istiyor." Bir başka grup dedi ki, "Onun reislikle baş olmakta da gözü yok. Belki," dedi, "de aklına noksanlık gelmiştir. Belki aklını yitirmiştir belki. Canında körlük olan, akıl cevheri çamura düşen, batılın kara kuyusuna sersemce atılan o insanlardan güzel bir şey de beklenmezdi zaten. Beklemek de beyhude olurdu. Hakkı kabul etmeyen o inkarların, hakkı tebliğ edenlere bu nevi iftira, ihtiham göstermeleri de her kavimde yapılan şeydi. Maalesef Semud kavmi iftira çengelini Hazreti Salih'e de attılar. Hatta Kezzebet Semud el Murselin diyor Şuara suresi. Semud kavmi gönderilen peygamberleri yalanladı diyor. Hangisini yalanlamadılar ki? Semud kavmi kendilerine uzatılan rahmet elini geri itmiş, Hakk'ın pak elçisini yalanlamış ve gün geçtikçe de maddi imkanları artıyor bu kavmin. Gitgide de zenginleşiyor bu kavim. Ama nereye kadar? Artık Salih'in nasihatlerini duymak istemiyorlardı. Çünkü bu nasihatler onlara ağır, çetin geliyor. Tıpkı günümüzde olduğu gibi, bazı hükümler söylediğin zaman bazı insanların nefsine ağır geliyor. Onlardan bir tanesi faiz belası. "Hocam artık herkes yapıyor," diyen kardeşim. Halbuki cezanın öyle bir misli var ki dünyada eşi benzeri yok bu günahın. Faiz belası. 72 bir rivayetle 73 çeşit günahı vardır. Her bir günahının en küçüğü Kabe'nin karşısında annesiyle zina etmiş hükmündedir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de defalarca. Onlar da öyleydi. Nasihatler onlara ağır gelmeye başladı. Artık ne yapacaklardı? Bu devirde de bu olur mu? Kendi rahatlarını bozmamak için onu yalanlayacaklardı. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Bazen bir şey anlatırsın, adam der ki ben öyle bir ayet duymadım.
Ben öyle bir hadis duymadım. Araştırmaz da sadece böyle kısadan kestirip attığında haklı çıkacağını zanneder. Kendi nefsini, kendi vicdanını daha doğrusu rahatlatmaya çalışır. Ama sen gözünü kapattın diye güneş kaybolmuyor. Doğrular da kulaklarını tıkadın diye sevgili kardeşlerim yerini bırakmıyor. Hazreti Salih'in, Salih Aleyhisselam'ın karşısına doğrudan doğruya çıkamıyorlar. Öyleydi de fesat ve fitne değirmenini şeytanın o zehirli nefesiyle döndürmeye koyuldular. Gizli gizli işler yapıyorlar. Bozgunculuklarını gizliden yürütüyorlar. Hazreti Salih Aleyhisselam bir nefes durmaksızın kavmini irşada çalışıyor. Hiçbir şeyden yılmıyor. Karşısında yığınca kafir, yığınca münkir var ama o yine de anlatmaya devam ediyor. Allah'ın şerefli kulu, peygamberi yine bir gün onların karşısına dikilir. O kafirlerin kan yuvası gözleri canavar gözlerine dönmüş. Kinle, nefretle Allah'ın elçisine bakıyorlar. Hazreti Salih Aleyhisselam gür sesiyle beyinlerde bir kamçı gibi şaklıyor. Efendimizi, peygamberimizi tane tane konuşurken, dinlerlerken gözleri öyle bir açılmış ki hepsinin, ellerinden gelse boğacak öldüreceklerdi. Dedi ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun, artık bana itaat edin. Buna karşı ben sizden bir ücret istemiyorum dedi. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir. Ey Semud kavmi, siz buradaki nimetler içerisinde emin olarak bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Bağların, pınarların içerisinde, ekinlerin, meyvelerin, o yumuşacık yatakların, hoş hurma ağaçlarının içinde ebediyen kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Allah'tan korkun, bana itaat edin. Salih Nebi'nin sözleri kafirlerin yüreğine kurşun gibi oturuyor. Ne kadar belagatla, hikmetle söylüyordu ki, ne kadar korkusuzca, pervasızca, ne kadar içten imanla söylüyordu. Ama bu sözlerin karşısında taş olsa erir, demir olsa yumuşar, canavar bile insafa gelir ama ne var ki Semud kavmi insaf bilmiyor. Mantarlaşmış bir kayadan farkları yoktu. Ağustos sıcağı başına vurmuş yılanlar misali kıvrım kıvrım kıvrılıyorlardı. Yankılar yapıyor Hazreti Salih'in sesi kulaklarında. Dinlemek duymak istemeseler de hep o ses, o hakikat çağlıyordu onların kulaklarında. Şüphe yok dedi. Ben size Rabbi Kerim'im tarafından gönderilmiş bir eminim. Uhdesine düşen, risalet vazifesini kemali sadakatle ifaya çalışılan güvenilir bir Resulüm. Bu sebepledir ki sizi tevhide, nura, hidayete, hakka davet ediyorum. Ey kavmim dedi. Ey Semud halkı, Allahu Teala'nın size birer nimet olmak üzere verdiği o bağlarda, bahçelerde, pınarlarda, ırmaklarda ebedi bir surette kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu bağlardan, pınarlardan hep istifade edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Sizin hayat dalınıza ecel baltası bir darbe indirmeyecek mi zannediyorsunuz? Neler söylemedi ki? Neler söyledi, neler? Demiş ya, vicdanlara üst üste şeytan vurmuştu perçin. Gözlerden, gönüllerden artık akıyordu kin. Kin diyarından din diyarına geçmek elbette olmuyordu. Semud kavmi de isyanın zirvesine tırmanıyor. Çoktan helak olmayı hak etmişlerdi. Allah'a ve onun peygamberine isyanda o kadar ileriye gittiler ki, kainatın ebedi sultanı Allah Celle Celaluhu bir kuyu hariç bir anda bütün sularını kesiverdi. Sadece bir kuyu bıraktı Mevla. Diğer bütün kuyuları kuruttu Mevla. Sadece bir kuyu. Bu kuyunun suyu bol, halkın ihtiyacına kafi yetiyorsa da bağ ve bahçelere taşınması çok zordu. Semud kavmini şimdi bir kıskaç içine almıştı, sıkıyordu. Bundan hiç hoşlanmadılar ve huzur diye de bir şeyleri kalmadı onların. Üstelik Allah'ın peygamberi gün geçtikçe tesir sahasını genişletiyor. İman dairesinin içine nicelerini alıyordu. Tevhid denizine atılan o ebedi kurtuluşun beraatını alanlar da günden güne çoğalıyordu Hazreti Salih'in ümmeti. Bir bayram günü büyük bir mucize geliyor.
Hatta bu büyük mucize Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde de zikrediliyor. Siyer tefsir alimlerinin beyanına göre şöyle cereyan eder. Semud kavminin reislerinden Cündü bin Harraş, Semud kavminin başlarından, reislerinden Cündü bin Harraş, Hazreti Salih'in ilahi davetinden, o halka imana çağırmasından o kadar çok öfkeleniyor ki bu, işte o gün onunla hesaplaşmayı aklına koyuyor. Allah'ın peygamberini halkın nazarında küçük düşürmek istiyor. Aradığı fırsatı da yakalıyor. Birden meydana atılıyor. Diyor ki ey Salih, bu büyük günde, şu bayram gününde senin ilahınla bizim ilahımızı imtihan etmek istiyorum. Ne dersin? Hazreti Salih aleyhisselam gün kadar o aydın yüzünü onlara döndürüp, ey Cündü dedi, nasıl bir imtihan bu? Müşrik ve münkir adam neşeyle atıldı. Şimdi dedi, biz ilahımızdan bir istekte bulunalım, sonra sen kendi ilahından bir istekte bulun. Eğer bizim ilahımızın dediği olursa sen bize uy, bizim yolumuza gir. Yok, senin Rabbinin dediği olursa biz senin yoluna girelim, sana tabi olalım. Hazreti Salih Rabbi Kerim'ine güveniyordu. Kim ona güvendiyse güveni boşa çıkmadı. Ne vakit ondan bir arzusu olsa yerine gelmişti. Her dar zamanında onun imdadına Mevla yetişmişti. Peygamberini sıkıntıdan kurtarmıştı. Elbette ki şimdi de imdad edecekti. Hazreti Salih aleyhisselam bir an durdu, halka baktı. Tamam dedi, bu teklifinizi kabul ediyorum. Kafir Cündü bin Harraş kalın dudaklarıyla dedi ki, önce kim başlayacak? Hazreti Salih dedi ki, siz başlayın. Neden biz? Çünkü dedi, teklif sizden geldi. Pekala dediler. Bunun üzerine Cündü kavmine emir veriyor. Herkes putların önünde yerlere kapansın. Onlardan dileklerde bulunsun. Akıldan el yumuş kafirler çılgın bir halde yerlere serildiler. Bu putlar her zaman var ha. Her devir, her devirde, her kavimde var. Bizim şu kavimde de var. Yani bizim şu zamanda da var. Görüyorsunuz mesela bazı büstün önüne maalesef çocukları secde ettiriyorlar. İmandan nasibi olmayan. Sözde bunların bazıları da öğretmen. Nasipsiz insanlar. Ve o zaman da maalesef putlara tapan o kavim dedi ki, herkes kendi putunun önünde yerlere serilsin. Değirmen taşları gibi dönüp durdular. Daha nice zilletle yüzlerini topraklara sürdüler. Yuh olsun onlara ki putlardan cevap alamıyorlardı. Elbette onların bir şeye gücü yetmezdi. Çünkü onlar da aciz. Ne kendisine ne başkasına faydası olamaz. Hem de insan eliyle meydana getirilmiş bunlar. Hissiz, güçsüz varlıklar. Tabi Cündü bin Harraş'ın yüzü korkunç gecelerden bile karanlık. Fena halde bozulmuş, mahcup olmuş. Yuvalarının içinde fır fır dönen gözlerle Salih'e bakıyor. Ey Salih, görüyorsun ki putlarımız dileklerimizi vermedi. Şimdi sıra senin Rabbinde. Dedi ki, benim Rabbimden ne istiyorsunuz? Dedi ki, şu kayanın arasından bize bir deve çıkarsın. İşte şöyle olsun, böyle olsun, şu kadar aylık olsun. Dedi ki, benim Rabbim buna kadirdir. Bundan daha ilerisini de yapar. Ama siz bana söz veriyor musunuz? İstediğiniz şekilde bir deve gelirse bana iman edecek misiniz? Evet dedi, sana söz veriyoruz. Eğer bunu yapabilirsen sana da senin Rabbine de iman edeceğiz. O pak elçiye Rabbi tarafından mucize olarak zuhur edecek devenin nasıl bir vasıfta olacağı vahiy yoluyla bildirilmişti. Bu sebeple kavminin bu deveyi öldüreceğinden endişe ediyordu. Dedi ki, sakın ola ki o deveye bir zarar gelmesin, yoksa hepiniz helak olursunuz. Baştan uyarayım sizi. Semud kavmi imansız, o kalbin dümensiz kafasıyla düşünüyorlar. Böyle bir şeyin asla meydana gelmeyeceğini, buna imkan olmadığını zannediyorlardı. Şimdi iş Allah'ın şerefli kulu, peygamberi Hazreti Salih'e kalmıştı. Halkın önüne düştü, kayanın yanına geldi. İki rekat namaz kıldı. Sonra ellerini ulvilik alemine kaldırıp, ''Ey Rabbi Rahimim, beni mahzun etme,
kudretinle bu kayadan bir dişi deve çıkar. Semud kavmi kayanın dibinde toplanmış, gözleri hayretle dehşetle açılmış olacaklara bakıyorlar. Hissiz ve donuk gözlerini o kayaya dikmişler. Hazreti Salih'in aleyhisselamın daha duası henüz bitmemişti ki akılları oynatan, idrak ve yürekleri donduran o hal meydana geliyor. Kaya şiddetle sarsılıyor. Arasından müşriklerin istediği gibi kızıl tüylü 10 aylık hamile dişi bir deve izni ilahiyle çıkıyor. Ve bu harika mucize karşısında vadiyi müşriklerin hayret nidası dolduruyor. Dudaklar gerilmiş, yüzler buruşmuş, kendisinde az çok akıl kırıntısı kalanlar hemen iman davetine erdiler. Hatta Cündü bin Harraş en taşkın bir şekilde ileriye atıldı. Dedi ki, ey Salih, sana ve senin Rabbine iman ediyorum. O iddiaya giren kafirlerin başı olan Cündü bin Harraş dedi ki, ey Salih, ben sana ve senin Rabbine iman ediyorum. Geriye kalan halk da tam onu takip etmek üzere imanla şereflenmek istediler ama ne yazık ki bir başka şeytan halkın önüne duvar oluyor. Semud kavmi içinde büyük bir kahin vardı. İnsan değil de iblisin eşiydi sanki. Adı da Rebab bin Zamir'di. Bu iman düşmanı sahtekar şeytanın vazifesini sanki böyle üzerine almış, halkın o Hazreti Salih'in etrafında toplanmasına, ona iman etmesine mani oldu. O kavmin eşrafından Zuab ile Habbab kahinin safında yer alıyor ve böylece az bir kimseye iman nasip oluyor. Bir harika kudret ile meydana gelen o deve hemen kendi kadar bir yavru doğuruyor. Bakın çok acayiptir. Kendi kadar bir yavru doğuruyor. Doğuracak kavmin o biricik kuyusunun başına varıyor. Deve kuyu nereden biliyor? Allah-u Teala'nın hikmetiyle oluyor. Kuyunun başına vardı, kuyunun bütün suyunu da deve bir nefeste içti. Ve bu hal iman ehlinin imanını ziyadeleştirirken kafirlerin düşmanlığını arttırıyordu. Hazreti Salih'e tuzak kuran kafirler şimdi rezil-i rüsva olmuşlardı. Allah'ın peygamberi yine mahzundu. Semud kavmi verdiği sözde durmamış, yeni bir vefasızlık örneği vermişti. O peygamber-i zişan yine onlara ikaz etme ihtiyacı duydu. Dedi ki, işte bu bir dişi devedir, bunun için bir su içme hakkı vardır, sizin için de malum bir günün su içme hakkı vardır. Sakın, dedi, o deveye bir fenalık etmeyin, dokunmayın ki bu yüzden sizi büyük bir azap bekler. Bakın deve çok kıymetlidir. Avustralya mıydı? Avusturya mıydı? Biliyorsunuz çok su içiyor diye develeri katletmişlerdi. Ne oldu? Çok kısa bir zaman sonra Allah-u Teala onlara suyla öyle bir bela gönderdi ki alt üst oldular. Deve çok mübarek bir hayvandır. Deve çok özel yaratılmış bir hayvandır. Devenin gözlerinde 3 tane göz kapağı olan bir hayvandır. Allah-u Teala çok farklı yaratmıştır deveyi. O pak elçi, o iyi huylu peygamber onlara diyordu ki, ey kavmim, işte bu bir dişi devedir, sizin talebiniz üzerine de bir harika olarak büyük bir taşın içinden çıkmıştır. Bu husustaki duam Allah indinde benim kabuldür. Sakın, dedi, bunun için bir su içme günü vardır, o günde sakın siz o kuyuya yaklaşmayın. Muayyen bir su menbaasından bir gün o su içecek, bir günde siz ve hayvanlarınız içecek. Bu taksime razı olun, dedi. Eğer, dedi, bu taksime razı olmazsanız, Allah'ın devesine bir zarar getirirseniz, hepiniz büyük bir azaba, cezaya çarptırılırsınız. Allah'ın peygamberinin akıllar oynatıcı mucizesi üzerine münkirlerin gururları, dehşetleri feci şekilde rencide olmuştu. Verdikleri sözü de tutamamışlardı. İman etmek işlerine gelmiyordu. Ama ne var ki Hazreti Salih'in etrafında yumak yumak halkalanan o müminlerin yüzlerine de bakamaz oldular. Artık her şey onları sıkıyor, boğuyor, çıldırtıyordu. Devamlı olarak o kırılan gururlarının intikamını nasıl alacaklarını düşünüyorlardı. Kavmin bir kısmı Salih Nebi'nin etrafında toplanmış.
bir kısmı da müşrik idarecilerin tarafında yer almıştı. Böyle olunca da Semud kavmi birbirine düşman iki fırkaya ayrıldılar. Aralarında yaman bir adavet, yani düşmanlık, çetin bir ayrılık baş gösteriyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'e varırsak şöyle der Neml suresi 45. ayet. Gerçekten de biz Semud kavmine Allah'a ibadet edin diye kardeşleri Salih peygamberi göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar iki fırka olup çekişiyorlar. Bu arada harika deve sevimli yavrusuyla her tarafı dolaşıp otlayarak su içme nöbeti olmadığı günler hep kırlarda geziyor. Şehre gelmiyor. Allah'ın ayrı bir hikmeti var. Deve biliyor o gün su içme günü değil. Bir gün içiyor, diğer gün kırlarda geziyor. Şehre gelmiyor. Nöbeti olduğu gün gelir, suyu tamamen içer bitirir, kuyunun başında dururdu. Müminler ondan bir kabileye yetecek kadar süt çağlardı. Süt alırdı deveden ama müminler alabilirdi. Bu mübarek devenin sütünü hem müminler içer hem de sütten mamul olacak çeşitli yiyecekler yaparlardı. Günler birbiri ardınca akıyor. Müminler bu harika hayvanı gördükçe sevinçle, saadetle dolup taşıyorlardı. İman ve irfan nuru ile bezeniyor bu hayırlı insanlar. Her ne vakit onu görseler severler, okşarlardı. Buna mukabil kafirlerin de kin ve garazi ile alevlenirdi. Şeytan o zehirli hortumunu imansızların yüreğine sokmuş, karıştırıyor. Öldürün bu deveyi diyordu şeytan. Öldürün ki kurtulun, kuyu size kalsın hep. Evet, bütün kafirler deveyi öldürmek için çırpınıyorlar. Ama buna bir türlü de cesaret edemiyorlardı. Harika deve, nazlı nazlı salınarak geziniyor. Diğer hayvanlar ondan bucak bucak kaçarlardı. Hatta diğer yırtıcı hayvanlar dahi o deveye hiçbir şey yapmazlardı. Çünkü Allah'ın emriydi. Hayvanlar Allah'ın emrini çiğnemezdi. Ama kafirler, onlar için çilenin kuyusuna düşmek vardı. Devenin nöbeti olduğu günlerde Semud kavmi tek damla su alamıyor. Kendi nöbet günlerinde ise daha çok su alıp ertesi günün ihtiyacını depo etmek için çırpınıyorlar. Bu çileyle, bu elim hale dayanamadılar. Kahrolduklarından dolayı kaç kere deveyi öldürmeye kalktılar. Ama her defasında Hazreti Salih aleyhisselam, "Ey kavmim, sakın, sakın ona dokunmayın. Sonra büyük bir azabın elinde helak olursunuz. Sakın, iman etmiyorsunuz, bari o deveye dokunmayın." Semud kavmi fena halde öfkeleniyor. Kafirlerin canavar gözleri sanki ateş saçıyor. Düşmanlıkta günden güne ileriye gidiyordu. Ne olacaktı bu gidişin sonu? Ömür boyu bu işkenceye katlanmak niyeydi ki dediler. Gelin bu işi kökünden halledelim. Öyle demişlerdi. Korkunç bir karar alacaklar. O kara suratlı, kara fikirli müşrik reisleri devamlı olarak deveyi öldürmeyi planladılar. Halkı da ikna etmeye çalıştılar. Meydan meydan bağırıyorlardı. Ey kavim, bu işin sonu nereye varacak? Ömrümüz hep böyle çile ızdırap içinde mi geçecek? Buna asla razı olmayız. Ya o deve ya biz dediler. İmansız kalbin, dümensiz kafasından çıkan bu sözler yine imansız kimseleri etkisi altına almıştı. Öyleydi de hiç kimse deveyi öldürmeyi göze alamıyordu. Ama öldürülmesi hususunda fikir birliğine varmışlardı. Nihayet bir maşa buldular. Kudar isimli cani bir adamın başkanlığında 8 kişilik bir sarhoş güruhu bu işi üstleniyor. Akıldan el yummuş kafir sırıtarak, "Siz bu işi hallolmuş bilin, o deveyi asla yaşatmayız." dediler. Müthiş hadise, halkın meydanları doldurduğu bir gün. Allah'ın peygamberi insanları imana, İslam'a davet ediyor. Müşrikler, münkirler kahkaha ile karşılık veriyorlar. "Ey Salih,
sen çok büyüklenmişsin veya sen çok büyülenmişsin. O sırada su içmekte olan deveye işaret ederek avaz avaz bağırdılar. Güya şu deveyi öldürürsek biz helak olacakmışız. Şimdi öldürelim de görün bakalım helak oluyor muyuz olmuyor muyuz? Böylece deveyi öldürmekle görevlendirdikleri o canilere işaret veriyorlar. Hadi öldürün. Bütün gözler hayretle açılmış, deveye ve o kanlı katillere bakıyor. Sapık adamlar, sarhoş adamlar, dağdan inmiş canavarlar gibi mübarek devenin üstüne atıldılar ve milletin gözü önünde onu boğazladılar. Etini de aralarında taksim ettiler. Sonra da o karanlık yüzlerini Allah'ın peygamberine döndürdü. Hatta Araf suresi 72 öyle beyan ediyor. Ey Salih, sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi kendisiyle korkuttuğun o şeyi, o azabı hadi bize getir bakalım. Vah onlara ki kendilerine rahmet şefkat elini uzatan bir peygamberin kıymetini bilmediler. Zaten bilmiş olsalardı bu şeytanca işi yaparlar mıydı? Onlar da Hud aleyhisselamın istediği gibi, daha doğrusu Hud kavminin istediği gibi azap istediler. Yüzlerinden, ellerinden kötülük akan bu azgınlara karşı Allah'ın peygamberi yine taşların bile kalbini sızlatacak şekilde cevap veriyor. Ey benim kavmim, niçin tövbeden önce azabı çabuk istiyorsunuz? Ne olur Allah'tan mağfiret dileyin, belki merhamet olunursunuz. Neml 46'da da geçer bu ayet. Bakın, bela gelecek size. Yönelin, Allah-u Teala affeder sizi. Bir hata ettiniz, tövbe edin. Siz neden iyilikten evvel fenalığı istiyorsunuz? Başınıza gelecek azabı niye istiyorsunuz? Azabın gelmesi için niye acele ediyorsunuz? Neden tövbe edip azaptan kurtulmayı dilemiyorsunuz? O tövbe ki selamet ve saadete en güzel bir vesiledir. Başınıza helak edecek bir azap gelmezden evvel Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Neden böyle küfrünüzde ısrar ediyorsunuz? Bir kere de tevbe etmeyi, Rabbinize ilticada bulunmayı neden düşünmüyorsunuz? Olabilir ki dedi, belki siz istiğfar edince tövbeniz makbul olur da ilahi azaptan kurtulursunuz. Rahmete nail olursunuz. Azap gelip çattığı zaman artık tövbe de kabul olmaz. O azabı kimse geri de çeviremez. Ne felaketli bir izansızlık ki kafir ve münkirlerin kulakları hakikat sedasını duymuyor. O şerefli peygamberin bu şefkat ve merhamet dolu nasihatleri hiçbirine tesir etmemiş. O mantarlaşmış kayalar gibi hissiz ve donuk duruyorlar. Kendi veballerini bir başkasının elinde biliyorlar. Başlarına gelen o felaketin sebebi olarak da Allah'ın peygamberini suçluyorlardı. Ne kadar zalimce bir anlayış, ne kadar batağa saplanmış insanlar. Hazreti Salih aleyhisselam, alevler gibi çırpınan o mübarek gönlüyle onları o selameti, saadeti için temellilerde bulundu. Kafirlerin verdiği cevap ise o da taşların kalbini sızlatacak derecedeydi. Dediler ki ey Salih, biz sen ve beraberindekilerle uğursuzluğa uğradık dedi. Senin yüzünden uğradık. Akıl fukaralığının bundan büyüğü olur mu? İnsan akıldan el yumduktan sonra bu türlü alçaklığın da kapısını açabiliyordu demek ki. Müşrikler utanmayı bilmiyorlar. Bilseler o mübarek zata böyle diyemezlerdi. Hazreti Salih'in o mübarek yüzünde ızdırap çizgileri vardı. Kavminin bu halinden dolayı acı duyuyor. Artık hidayete gelmeyeceklerini anlamıştı. Onlar için hakka dönüş, iman devletine erişmek yoktu. Gün kadar o aydın yüzünü döndü onlara. Dedi ki size gelen uğursuzluk Allah katında takdir edilmiştir. Siz dedi imtihana çekilen bir kavimsiniz. Kaybedeceksiniz. Ey kavmim, uğursuzluğunuz Allah indinde malumdur, bellidir zaten. Siz kendi kötü hareketlerinizden dolayı öyle çetin akıbetlere maruz kalıyorsunuz ki bilmiyorsunuz başınıza daha neler gelecek. Başınızda tecelli eden bütün felaketlere sizler sebep oluyorsunuz da haberiniz yok. Hayır ve şer, izzet ve zillet, rahat ve şiddet ile imtihan oluyorsunuz ama ne var ki Allah'ın iyilik ve ihsanlarına karşı şükrü, zikri, senayı, hamdı hiç hatırınıza getirmiyorsunuz. Siz ne düşünmez bir kavimsiniz dedi.
Ey söz dinlemeyen cahil kavim, memleketinizde 3 gün daha yaşaya durun bakayım, 3 gün. Bu yalan çıkarılmayan bir vaattir. 1. gün dedi yüzünüz sararacak. 2. gün yüzünüz kızaracak. 3. günde siyahlaşacak. 4. günde azap gelecek, sizi helak edecek, kökünüzü kurutacak. Allah'ın şerefli kulu peygamberi bu sözleri söyledi ve oradan uzaklaştı. Çünkü bela gelecekti. Korkunun, dehşetin daha büyüğü geliyor. Kafirlerin yürekleri tir tir titriyor. Kirişsiz çeneleri birbirine vuruyor. Sanki bir kan ırmağının veya ateş selinin içinde yüzüyorlar. Bu çileli bekleyiş yüreklere zehirli yılanlar gibi oturuyor. Müşriklerin o kanlı gözü doymak bilmiyor. Harika deveyi boğazlamışlar. Bütün felaketi kendi üzerlerine davet etmişler. Sıra Allah'ın peygamberine gelmişti. Onun mübarek vücudunu da ortadan kaldırmak istiyorlardı ama kim yapacak? Ve nihayet 9 kişi zifiri bir karanlık gecede bir evde toplanıp sözleştiler. Hatta not almıştım onların isimleri. Başlarında deveyi boğazlayan Kudar bin Salif isimli lanetli var. Bu adam böyle sanki kin, nefret kusan bir canavar. Elinden hiçbir iyilik çıkmamış. Hani bazen film aktörlerinde görürsünüz, adamın tipi müsaittir ya hep kötü role. Bu adam da aynen öyle. Hep kötülüklerle haşır neşir olmuş bu adam. O peygamberi zişanı öldürecekler, arkasından da müminleri temizleyeceklerdi. Ve dünyada da istedikleri gibi at oynatacaklardı. Kendi kendilerine bir hile, bir tuzak kurdular. Hatta Neml suresi ayete dönersek der ki, Allah'a yeminleşerek şöyle dediler, Salih'e ve ailesine muhakkak bir gece baskın yapalım, onları öldürelim, sonra geride kalan akrabasına da yeminle diyelim ki biz onun helakinde bulunmadık, gerçekten biz doğru söyleyenleriz. Akılsız kafirler. Bu şekilde plan yapıyorlar. Lakin planın bir başka cephesi vardı. Salih Nebi'nin mensup olduğu kabile buna rıza göstermeyecek, belki de diyet isteyecekti. Allah'ın peygamberiyle kendi aralarının açık olduğu da herkesçe biliniyordu zaten, onlardan bilinecekti. Buna da bir çözüm şeytan üfledi kulağına. Dedi ki, dersiniz ki biz seyahate çıkıyoruz, herkes bilsin. Aslında bir yere gidecekleri yoktu, şehrin kıyısına çıkıp gizleneceklerdi. Gece karanlığı çökünce de bu cinayeti hunharca işleyeceklerdi. Evet, onların planı öyleydi de peki Allah'ın takdiri neydi? Hep göreceğiz. İstediği kadar plan yapsın. Mevla'nın takdir ettiği var. Kainatın patronu diyoruz biz ona. Semud kavminin yüreğine ateşten mızraklar saplanmış sanki. Gelecek azabın o ilk beriltisi olmak üzere 1. gün kadın erkek herkesin yüzleri sararacak. O lanetli kavmi başlarına gelecek azaptan o kadar çok azabın bekleyişi onları tedirgin ediyordu. Her aldıkları nefes akrep zehiri gibi ciğerlerini kavuruyor. Cinnet nöbetleri basıyor onları. Deliye dönmüşler sanki. Derken 2. felaket haberi. 2. gün bütün kavmin insanlarının yüzleri kızarmaya başladı. Herkes hayretle birbirine bakıyor. Bu tecelliden kahroluyor. Böylece bir gün daha geçti. 3. gün yüzleri simsiyah kesiliverdi. İnsanların gözleri sanki böyle canavar gözü gibi açılmış, dilleri sarkmış, çeneleri kiriş tutmaz bir hale gelmiş. Ve bu korkunç gidişten aklını oynatan mı dersin, kuduran mı dersin, çıldıran mı dersin, helak olan mı dersin? Allah'ın sevgili kulu, peygamberi, Hazreti Salih'in dedikleri aynen zuhur ediyor. Demek ki bu işin sonu da gelecekti. Katliam planlayan o 9 haydut, peki onlar şimdi ne yapıyorlar? Onların planına göre gece baskını milletin böyle yüzünün siyahlandığı o günün gecesine rastlıyordu. Gündüz şehirden ayrıldılar, şehrin dışında bir kuytu yere gizlendiler, tuzak kurdular. Gün batınca, gecenin karanlığı böyle dünya üzerine çökünce, gizlendikleri kuytudan başlarını çıkarıp haykırdılar, vakit tamam. Hemen gider Salih'in ve ona tabi olanların işini bitiririz dediler. İçlerinden biri öfkeyle bağırdı. Hayır hayır dedi, henüz vakit erken, gece yarısı olmadan bu işe girmeyelim. Bunun üzerine gece yarısına kadar beklediler.
gece yarısından sonra o iz süren bir it sadakatiyle yola koyuldular. Canavar pençesi o ellerine, kılıçlarını alıyorlar ve gözleri de vahşi bir kaplanın gözü kadar korkunç, küt küt yürüyerek Hazreti Salih'in evine kadar geliyor. Evi çepeçevre kuşatıyorlar. Haydutların başı haykırıyor. Hadi içeriye dalın, işlerini bitirin. 9 cani kılıç elde içeri gürül gürül aktılar. Kılıçlarını karanlığa havale ediyorlar ki o da ne? İçeride hiç kimsecikler yok. Donup kaldılar. Öfkelerinden deliye döndüler. O yana bu yana koşuşturdular. Yok, hiçbir iz yok. Şaşkın, sersem bir halde kala kaldılar. Yüce ve kerim olan Allah Celle Celaluhu, daha caniler bu planı hazırladıkları esnada Cibril-i Emin'i kulu ve peygamberi Hazreti Salih'e göndermiş. Müminleri alarak şehrin dışarısına çıkmasını vahyetmişti. Ve o pak elçi de kendisine tabi olan müminleri alır, şehirden dışarıya çıkar. Hicr şehri karanlığın koynunda yüzüyor şu an. Az sonra şehrin üzerinde bir toz bulutu yükseliyor. Allah'ın helak emri geliyor. Semud kavmi çürümüş hurma kütükleri gibi yerlere serili veriyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'e varalım yine. Hud suresi 66-67 diyor ki azab emrimizin vakti geldiği zaman Salih'i ve beraberinde iman etmiş olanları tarafımızdan bir merhamet ile kurtardık diyor Allah. Ve o günün rüsvalığından gerçekten senin Rabbin çok kuvvetlidir, her şeyde galip gelendir diyor ayet. O zulmedenleri o korkunç gürültüyle yakalayıverdi. O yurtlarında çöküp helak oldular onlar. Hem de nasıl helak oluyorlar biliyor musunuz? Hazreti Salih'in kavmi. Gökyüzünden gelen korkunç bir gürültü, bir ses, bir sayha helak ediyor. Bakın ses helak ediyor onu. Ses insana helak eder mi? Eder. Peki kimin sesi? Rivayet odur ki Hazreti Cebrail aleyhisselam 3 defa sayha atıyor. 3 defa sesini çıkarıyor. Onun sesinin heybetinden bütün Semud kavminin yürekleri yerinden kopuyor. O müthiş seda ne kadar kafir varsa hepsinin can damarını kurutuveriyor. Hatırlayınız, Resulullah aleyhisselatü vesselama Cibril-i Emin geldiğinde ikra, oku dediğinde Efendimiz aleyhisselatü vesselam bu sesten ilkili vermiş. Titremiş, korkmuş Efendimiz. Titremeye başlayınca Cebrail aleyhisselam diyor onu biraz sıkıverdi. Sanki dedi kemiklerim iç içe girecekti. İkra. Oku. Allah'ın adıyla oku. O korkuyla eve gelmişti Efendimiz. Kaldı ki rahmet peygamberine rahmetle yaklaşmıştı Cibril-i Emin. Onun çıkardığı o sesle, 3 defa çıkardığı o sayha ile Salih aleyhisselamın kavmi helak oluyor. Sadece bir kişi kalıyor. O da ansiklopedilerde yine Zeria binti Salif adında genç bir kadın. Zeria binti Salif. O kurtuluyor. Bu imansız kadın küfürbazlığı hatta müminlere düşmanlığı ile meşhur bu kadın. Neden helak olmadı? Gördüğü manzaradan bir kurt gibi ürkmüş, çığlık atarak koşmaya başlamış. Bir nefes durmadan koşa koşa Hazreti Salih'e beraberindeki müminlere yetişiyor. Yüzü öyle bir korkunç ki gecelerden daha korkunç siyah. Gördüklerini bir bir anlatıyor. Dedi ki bana bir damla su verin. Susuz kaldım dedi, bir damla su verin. Rahmet peygamberi Hazreti Salih ona su verdiler. Suyu kuruyan dudaklarına değdirir değdirmez oracıkta can verdi. Oracıkta can verdi. Bu suyu unutmayın. İleri dakikalarda bu suyla alakalı Efendim söz söylemi ümmetinin bir meselesi olacak oradan geçerken. Ve kendisine tabi olan müminler artık Hicr şehrine dönüyor. O müthiş manzaraya ibretle baktılar. Şehrin ve helak olan o insanların o dehşetli manzarası akılları oynatacak derecede. Hazreti Salih aleyhisselam buğulu gözlerle baktı oraya. Helak olan kavmine dedi ki ey kavmim
ben size Rabbimin elçiliğini tamamen tebliğ ettim. Size nasihat ettim ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. A'raf suresi 79. İşte Salih aleyhisselama tuzak kuranların planlarını Yüce Allah böyle bozuyor. Kafirler ve zalimler güruhunu helak ediyor. Kavminin helakından sonra da Hazreti Salih aleyhisselam ashabıyla birlikte bir rivayetle baktığımız zaman Şam tarafına gittiği söylenir. Remil kasabasına yerleşmiştir. Bazı rivayetlerde de Hadramut tarafına da gittiği yine rivayetler arasındadır. En doğrusunu Allah bilir. Hatta onun kendisine tabi olanlarla beraber Mekke-i Mükerreme'ye hicret ettiği de, hatta ömrünün sonuna kadar orada yaşayıp yine orada Rahman'a kavuştuğu da rivayetler arasındadır. Ömer Nasuhi Bilmen'in anlatımıyla. İbni Kuteybe'ye göre Salih Nebi Semud kavminin helakından sonra ashabıyla 20 sene kadar daha yaşıyor ve 158 yaşında da Rabbi Kerim'inin rahmetine kavuştuğu söyleniyor. Allah'ın sevgili kulu. Semud kavmine göndermişti onu Allah-u Teala ve bir nefes durmadan da çırpınmıştı onlar için, ama ne var ki kafir münkirler imana gelmedi. İmansızlıkta, zalimlikte o kadar ileri gittiler ki Allah Celle Celaluhu onların canlarıyla beraber yurtlarını da yerin dibine geçirdi. Şu yeryüzünde bir de yerin altında ne şehirler var biliyor musunuz? Yerin altı ayrı bir şehir. Kaç kavim gömüldü bu şehre? Ne hazin bir tecellidir ki insanoğlu ibret almayı bilmiyor. Eğer ibret alınmış olsaydı dünyamız kan deryası haline gelir miydi? Birbirini biçiyor insan sanki kamışlık, bunun bir tek adı var vahşete susamışlık. Nedir bu gafletin sebebi? Nedir bunca akıl almaz işler? Hazreti Salih aleyhisselam nice mucizelerle kavmini irşada çalıştı. O kavim o kadar el yumuş, öyle bir ümmet, bir kere gözünü açıp da hakikat ufkuna bakmadı. Bakmış olsaydı kurtulacaktı, ebedi bir saadete ereceklerdi. Bir gün o imansızlar grubu Hazreti Salih'in karşısına dikildi. Madem ki Allah'ın Resulü olduğunu iddia ediyorsun, o halde bize akarsu temin et. Mesela şu kaya parçasından bir su çağlat dediler. Dedi ki bunu yaptığım takdirde iman edecek misiniz? Hep birlikte haykırdılar. Sana da senin Rabbine de iman edeceğiz. Semud kavminin yaşadığı o Hicr vadisinde akarsu yoktu. Bakın burayı dinleyin. Sadece bir kuyuları vardı. Bunun için Allah'ın peygamberinden akarsu temin etmesini istediler. Bir mucize göstermesini istediler. Allah'ın peygamberi ellerini ulvilik alemine açıp dua niyazda bulundu. Henüz duası bitmemişti ki Cebrail aleyhisselam gökler ve yücelikler aleminden yeryüzüne iniyor. Ey Salih peygamber, Rabbin sana selam ediyor. Bu büyük kayanın etrafında 7 defa dolansın diyor Salih peygamber. Ona her istediği verilecektir. Hazreti Salih bu emir üzerine kayanın etrafında 7 defa dolanıyor. Her dönüşünde de mübarek elini kayaya dokunduruyordu. Onun bu kaya etrafındaki tavafı tamam olduğu zaman elini dokundurduğu yerlerden billuri sular çağlamaya başlıyor. Ve kafirler bu büyük mucizeyi gözleriyle gördüler ama ne var ki iman yerine inkarı seçtiler. İçlerinden pek az kimse iman etmiştir bu mucizeden sonra. Yine bir başka mucize. Hazreti Salih aleyhisselam ve ona tabi olan iman ehli geçim ve rızıklarını daha ziyade böyle koyunculukla temin ediyorlar. Bu yüzden yaz aylarında otu ve suyu bol olan yerlere gidip oralara yerleşirlermiş. O yeşil çimenler içine çadırlar kurarlarmış. İşte öyle mevsimlerden, günlerden bir gün o pak elçinin vaaz ve nasihatlerinden rahatsız olan kuduran zalimler grubu büyük bir velvele ile meydana geliyor. O kanlı sapık münkirlerin gözü iyice dönmüş, Salih aleyhisselamın çadırını ateşe verdiler. Çadır tabi çırpınan alevlerin içinde dalgalanırken
kafirler kahkaha atıyor. Diyorlar ki "Ey Salih, eğer sen peygamber olsaydın çadırını ve içindekileri yanmaktan kurtarırdın." O mübarek peygamber ne yapabilirdi ki? Yine Rabbi Kerim'ine iltica etti. Ellerini açtı yanık gönülle. "Ey Halik-i Zişanım, çadırımın yanmasından zerre kadar müteessir değilim, üzgün değilim. Ama bu kafirler grubunun istihzaları beni incitti ya Rabbi. Lütfen kerem et, beni bunlar karşısında utandırma." Allah'ın peygamberi elini yüzüne sürüyorken çadırı saran çılgın ateş birden sönüverdi. Ne var ki aynı anda bir başka, bir farklı bir durum, hadise akıllar oynatırcasına meydana geliyor. Peygamber çadırını ateşe veren zalimlerin çadırları şimdi ateş çemberi içinde kalmış. Az sonra da hepsi yanıp kül oluyor. Kafirler bunu da gördüler. Görmüşlerdi de imana gelmek zordu. Çünkü onların canında körlük vardı. Bu cihan denilen saraya nice kavimler, nice insanlar, nice peygamberler geldi geçti. Zafer her yerde, her zaman peygamberlerin ve iman ehlinin olmuştur. İmansızların başında kopan o büyük fırtınalar da insanoğluna ibret dersi olmak üzere tarih aynasına aksettirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in hikmeti, ibreti, bahsettiği kıssalar işte bunlardır. Bunları anlatıyor ki bakın, siz de onlara benzerseniz ibret alın, benzemeyin. Küfür zehirli akrep ve aklı kemiren diş. Ey ibret almaz insan, bu ne sersemce gidiş, demiş şair. Büyük sahabe Eba Hureyre radıyallahu an. Bu kıssayla Salih aleyhisselamın hayatına son verelim. Büyük sahabe Eba Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semud kavminin vadisine geldiği zaman sahabesine dedi ki, "Nefislerine zulmeden insanların o meskenlerine girmeyin. Girmeyin ki onlara dokunan azap size de dokunmasın. Ama ağlayarak girerseniz bir beis yoktur," dedi. Kendileri Efendimiz hırkasını başına bürüdü. Oradan süratle geçti. Semud kavminin helak olduğu yerden süratle geçti Efendimiz. Hatta Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh de Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Tebuk gazasında Semud kavminin o helak olduğu vadide konakladığı zaman sahabelerine dedi ki, "Buranın kuyusundan su içmeyin. Buradan su almayın sakın." Sahabeler dediler ki, "Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, biz bu kuyunun suyundan aldık, hamur yoğurduk. Su kaplarımızı da doldurduk," dedi. Efendimiz buyurdular ki, "Öyleyse hemen atın," dedi, "hamuru. Hamuru atın, almış olduğunuz suları da dökün," dedi. Hamurlar hemen atıldı, sular döküldü ve varlığın sebebi olan Hazreti Peygamber şunu ilave etti. "Peygamberinizden mucize istemeyin," dedi. "Çünkü kardeşim Salih'in kavmi ondan mucize istediler, sonra da gördükleri mucizeye inanmadıkları için topyekün helak oldular." O münkir kavmin akıbetini düşün, ibret alın. Ve bunun içinde Kur'an-ı Kerim'in o hikmetler denizine dalmamız gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim'in hak beyanı, Allahu Teala buyuruyor. Hud suresi 68. Sanki orada bir şenlik kurmamışlardı. "Haberiniz olsun ki Semud kavmi doğrusu Rablerine küfrettiler. Bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak düştü, helak oldu." Bunlar size ibret olsun.